sınıflar. Bu dersimizde 4 basamaklı sayılarla toplama işlemi yapacağız. Biz toplama işleminin nasıl yapıldığını zaten biliyorduk, değil mi? Toplama işleminde toplananlarımız oluyordu ve bu toplananları birbirine ekleyerek toplam sonucu buluyorduk. Bu dersimizde de bu işlemleri 4 basamaklı sayılarla yapacağız. Aslında bildiğimiz şeyleri 4 basamaklı sayılarla yapmış olacağız. Peki, o zaman hazırsanız hemen ilk örneğimizde neler yapmamız gerektiğini anlatarak başlayalım. Şimdi öncelikle aynı basamaklar alt alta gelecek şekilde toplama işlemini bu şekilde yazacağız. Peki daha sonra toplama işlemini ne yapacağız? Birler basamağından başlayacağız. Birler basamağından başladıktan sonra işlemler sağdan sola doğru gidecek. Ve eğer eldeli toplama varsa ne olacak? Eldeli toplamada da bir üst basamağa eldeyi aktararak toplama işlemimize devam edeceğiz. Şimdi hemen dediklerimizi yapalım. Zaten toplama işlemimizde burada aynı basamakları alt alta yazmışız. Birler basamağı, onlar, yüzler ve binler. Ne yapacağım? Birler basamağından başlıyorum. 5 artı 2, 7. 3 artı 0, onlar basamağına geçtim. 3, 2 artı 6, 8 ve 4 artı 1, 5 olarak ne yaptım? Toplam sonucu buldum. Birinci toplananımı, ikinci toplananımı birbirine ekleyerek ne yaptım? Toplam sonucu burada bulmuş oldum. Bu neydi? Eldesiz bir toplama işlemi olmuş oldu. Şimdi bir adet daha örneğimiz var. Burada da yine basamaklar bakın alt alta düzenli bir şekilde yazılmış. Şimdi burada birler basamağımdan yine ne yapıyorum? Toplama işlemine başlıyorum. 8, 6 daha 14 diyorum. Peki 14'ü buraya yazabilir miyim? Yazamam değil mi? Sadece neyini yazıyorum? Birler basamağını yazıyorum. 14'ün 4'ü elde var 1 diyorum. Ne demiştik? Eldeli toplamalar bir üst basamağa aktarılarak yapılır. O zaman bir üst basamağımız onlar basamağı. O zaman buraya aktaracağım. Burada bir birim oldu. 1, 9 daha 10, 3 daha 13. Yine ne yapıyorum? 13'ün 3'ü diyorum. Elde var 1 diyorum. Buraya aktardım yüzler basamağına. 1, 0 daha 1, 7 daha 8. Burada eldemiz yok. Binler basamağında da 1, 2 daha ne dedim? 3 dedim ve 3834 sonucunu bulmuş oldum. Bu neydi? Birinci toplanan, ikinci toplanan ve bu da ne olmuş oldu? Toplam sonuç olmuş oldu. Bu sayfamızda da yine 4 basamaklı sayılarla toplama işlemleri verilmiş ve onları yapacağız. Şimdi öncelikle bir bilgi var. Toplama işleminde toplananların yeri değişse de ne diyor? Sonuç değişmez diyor. Bakalım mı, bunu deneyelim mi? Şimdi öncelikle 4713 var ve 2075 var. Onu toplayacağız. Sonra yerlerini değiştirelim. Yani bunu birinci toplananı alalım. 2075 ve 4713'ü de ne yapalım? İkinci toplananı alalım. Bakalım sonuçlar değişecek mi? 3, 5 daha 8, 1, 7 daha 8, 7, 0 daha 7, 4, 2 daha 6. Ne çıktı sonucumuz? 6788 çıktı. Bakalım burada yerlerini değiştirmiştik bu şekilde. 5, 3 daha 8, 7, 1 daha 8, 0, 7 daha 7 ve 2, 4 daha 6. Ne oldu? Sonuçlar birbirine eşit oldu. Yani toplama işleminde toplananların yeri değişse de sonuç değişmemiş oldu. Şimdi burada üçlü bir toplama işlemimiz var. Yani birinci toplanan, ikinci toplanan ve üçüncü toplanan var. Tamam, bunların da yerlerini değiştirelim. Şimdi ikinci toplananı 1'e alalım örneğin. 2140. Bunu birinci toplananın 3'e alalım. 2314. Ve üçüncü toplananı da 2'ye alalım. 3193. Bakalım yine sonucumuz değişmeyecek mi? Öncelikle bu işlemi yapalım. 4, 0 daha 4, 3 daha 7. 1, 4 daha 5, 9 daha 14. 14'ün 4'ünü yazıyorum. Elde var 1 diyorum. Buraya veriyorum. 1, 3 daha 4, 1 daha 5, 1 daha 6. 2, 2 daha 4, 3 daha 7. Yani 7647 çıktı. Bakalım burası da aynı çıkacak mı? 0, 3 daha 3, 4 daha 7. 4, 9 daha 13, 1 daha 14. 14'ün 4'ünü yazdım. Elde 1. 1, 2, 3. 3 daha 6. 2, 3 daha 5. 2 daha 7. Yani ne olmuş oldu? Yerler değişse de sonuçlar yine aynı çıkmış oldu. Bakalım diğer sorumuzda aşağıdaki işlemlerde verilmeyenleri bulalım demiş. Şimdi burada verilmeyen bazı basamaklar var. Burada ise verilmeyen sayılar var. Peki bulmaya çalışalım. 3, 5 daha ne olacak? 8 olacak. Kolayca bulduk.
Şimdi burada onlar basamağında bir şeyle 1'i topluyorum, 7 oluyor. Kaçla 1'i toplarsam 7 olur? 6, değil mi? Dolayısıyla burası da 6 olmuş olur. 6 ile bir şeyi topluyorum, 9 oluyor. O şey de ne? 3. 4, 2 daha 6. Dolayısıyla burası da 6 olmuş oldu. Verilmeyen basamakları bulduk. Buraya bakalım. 6, 2 daha 8. Kolayca buldum. 9, 4 daha 13. 13'ün buraya 3'ünü yazıyorum. Elde var 1. 1'i buraya verdim. 1, 3 daha 4. 4'ü bir sayıyla toplayacağım. 9 olacak. O da kaç? 5. Peki burada da 1 ile kaçı toplarsam 3 eder. O da 2 olmuş olur. Şimdi burada basamaklar vardı. Burada da verilmeyen sayıları bulacağız. Bakalım nasıl bulacağız? Şimdi 8 ile kaçı toplarsam 0 olur? 0 olmaz değil mi? Kaç olacak o zaman? 10 olacak. 8 kaç daha 10'dur? 2 daha 10'dur. Ve elde ne vardır? 1 vardır. Şimdi elde 1'i buraya ekledim. 1, 7 daha 8. Yine 8 ile kaçı toplarsam 10 olacak. Ona bakalım. Yine aynı şey değil mi? Yani yine 2'yi toplarsam ben 10 olacak. Yine elde var 1. 1, 2 daha 3. 3 ile kaçı toplarsam 10 olacak. 3 ile 7'yi toplarsam 10 olacak. Ve yine elde var 1. 1, 6 daha 7. 7 kaç daha 9 olur? 7, 2 daha 9 olmuş olur. Bu şekilde verilmeyen sayıyı bulduk. Şimdi burada yine üçlü bir toplama var. Sonuç var ve biz aradaki sayıyı bulacağız. Bakalım yapabilecek miyiz? Şimdi yine birler basamağına baktım. Birler basamağında 4, 6 toplanmış. Bir de bir şey daha toplanmış. 1 olmuş. Ama 1 olmamıştır, değil mi? Kaç olmuştur? 11 olmuştur. Dolayısıyla 4, 6 daha 10. 1 daha 11. Dolayısıyla burası 1 olmuş oldu. Şimdi 11'in birini yazdım. Elde var 1. 1'i buraya ekledim. 1, 7 daha 8. 8, 0 daha 8. Ve kaç daha 9 olur? 1 daha 9 olur, değil mi? Peki burada 3, 0 daha 3, bir şey daha 2 olmuş. Bu da 2 olmayacak, değil mi? 12 olacak. Dolayısıyla 3, 9 daha 12 olur ve elde var 1 derim. Onu buraya verdim. 1, 1 daha 2, 2 daha 4, 4 kaç daha 6 olur? 2 daha 6 olur. Dolayısıyla burada da verilmeyen sayıyı kolayca bulmuş oldum. Bu sayfamızda aşağıda verilen işlemleri yapalım demiş. Şimdi ilk örneğimizde ne olmuş? Sonuçları bu şekilde toplamları yaparak en son sonuca kadar gideceğiz. İkinci işlemimizde ise binlik, yüzlük, onluk, birlik olarak vermiş ve işlemi bu şekilde yapacağız. Şimdi ilk örneğimizle başlayalım. 4, 5 daha 9. 9'u buraya yazdım. 0, 7 daha 7. 2, 3 daha 5 ve 1, 4 daha 5. Ne buldum? 5579. Ne diyor? 5579'u şuraya yaz ve yine toplama işlemi yap diyor. 9, 5 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1. Buraya verdim. 1, 7 daha 8. 0 daha yine 8. 5, 1 daha 6 ve 5, 2 daha 7. Şimdi bunu gel buraya koy diyor. Yani 7600. 84'te de bunu toplayacağız. 9, 4 daha 13. 13'ün 3'ü elde var 1. 1, 5 daha 6. 8 daha 14. 14'ün 4'ü elde var 1. 1, 0 daha 1. 6 daha 7. 1, 7 daha 8. Yani sonuçta 8743 olarak bulmuş olduk. Peki diğerinde ne var demiştik? Binlikler, yüzlükler, onluklar ve birlikler bu şekilde yazılmış. Toplama işlemimizi bu şekilde yapacağız. Peki bir birlik, beş birlik daha kaç birlik eder? Altı birlik eder, değil mi? O zaman altı birlik yazdım. Yine ne yapıyorum? Birler basamağından, yani birliklerden başlıyorum. Sonra onlukları topluyorum. Çünkü işlemleri her zaman sağdan sola doğru yapıyorum. 7 onluk, 3 onluk daha kaç eder? 10 onluk eder, değil mi? Ama buraya 10 onluk yazmayacağım. Ne yazacağım? 0 onluk yazacağım. Çünkü neden? Onu aktarmam lazım yüzlüklere. Peki burada bir yüzlük daha oldu. Buradan gelen. O zaman ne oldu? 1, 4 daha 5, 8 daha 13 yüzlük oldu. Ama ben yine ne yapacağım? 13'ün birini yazmayacağım. Ne yapacağım? Onu buraya bir binlik olarak aktaracağım. Peki yani burada 3 olmuş oldu. Ne yapacağım? 1 binlik, 2 binlik daha 3 binlik, 6 binlik daha 9 binlik olarak yazmış olacağım. Sonucum bu şekilde.
Bu sayfamızda da toplama işlemiyle ilgili problemlerimiz var. Hemen bakalım. Salih Bey çalıştığı markette cumartesi günü 3.675 TL, pazar günü ise 1.085 TL'ye para kazanmıştır. Buna göre Salih Bey'in hafta sonu marketten toplam kazancı ne olmuştur? Ne diyor? Toplam kazancı. O zaman ne yapacağım? 3.675 ile 1.085 lirayı toplayacağım. Basamakları zaten alt alta yazdım. Birler basamağından başlıyorum. 5, 5 daha 10. 10'un 0'ı dedim. Elde var 1. 1'i buraya aktardım. 1, 7 daha 8. 8 daha 16. Yine elde 1 var. 1, 6 daha 7. 0 daha yine 7. 3, 1 daha 4. Demek ki hafta sonu ne yapmış? 4.760 TL kazanmış. Diğer soruma baktım. Nebiye Hanım yürüyüşe çıktıktan sonra 2.275 metre yürüyüp biraz dinleniyor. Daha sonra 1.765 metre daha yürüyerek mola veren Nebiye Hanım 1.065 metre daha yürüdükten sonra yürüyüşünü bitiriyor. Buna göre Nebiye Hanım toplam kaç metre yürümüştür? Yine neyi soruyor? Toplamı soruyor. O zaman ne yapacağım? 2.275 artı 1.765 artı 1.065 yapacağım ve toplam kaç metre yürüdüğünü bulacağım. 5, 5 daha 10, 5 daha 15. 15'in 5'i elde var 1. 1, 7 daha 8. 6 daha 14, 14, 6 daha 20 değil mi? 20'nin 0'ı. Bu sefer elde kaç var? 2 var. O zaman 2'yi buraya yazdım. 2, 2 daha 4. 7, 4 daha 11. Zaten 0 daha yine 11. Elde var 1. 1'i buraya aktardım. 1, 2 daha 3, 4, 5. Dolayısıyla 5.105 metre yürümüştür diyebilirim. Bu dersimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.